Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda anneler günü için özel bir kart hazırladım. Nasıl yapmışım gelin birlikte bakalım. Bu kartı hazırlamak için bir adet A4 kağıdı kullandım. A4 kağıdını dik olarak önüme aldım. Uç kısımları birbirine denk gelecek şekilde ikiye katladım. Katlama yerlerinin üzerinden geçerek belirginleştirdim. Sonrasında aynı işlemi bir kere daha tekrarladım. Böylelikle kağıdı boyundan 4'e katlamış oldum. Katladığım kağıdı açtım. Ve kartım hazır artık. Bundan sonrası tamamen desenlendirme ve renklendirme işlemi. Ben annem için bir sevgi kavanozu hazırladım. Bu yüzden bir kavanoz çizdim. Kartın alt kısmına kavanozun altını, üst kısmına da üstünü çizdim. Ve üst kısmı bir de kapak kısmını yaptım. Kavanozun şeklini kalın olarak belirginleştirdim. Ben renkli bir A4 kağıdı kullandım. Siz isterseniz beyazı kullanabilirsiniz. Desenlendirme ve çizim için renkli keçeli kalemler kullandım. Siz başka kalemler kullanabilirsiniz ya da boyalar kullanabilirsiniz. Kartın yukarı kısmına anneme sevgi kavanozu yazdım. Siz ne yapıyorsanız oraya bir mesaj yazabilirsiniz onunla ilgili. Sonrasında kağıdı açtım. Açtığım yerdeki bölümler kavanozun iç kısmını oluşturuyor. Yine renkli kalemlerle biraz süsledim. Siz isterseniz kavanoz üzerine başka bir desende yapabilirsiniz. Bir kalp, bir çiçek de yapabilirsiniz. Kavanozumun iç kısmını desenlendirmek için, renklendirmek için şöyle küçük eva parçaları kullandım. Bu küçük evalar benim artık evalarımdı. Kağıt deliciği ile delerek yuvarlak boncuk gibi şekiller verdim. Ve tutkal yardımıyla şimdi kavanozumun üst kısmına yapıştırıyorum. Siz bu aşamada pul ya da boncuk kullanabilirsiniz. Eğer elinizde bu tarz bir malzeme yok ise yeniden kalemlerinizle desenlendirme yapabilirsiniz. Küçük küçük kalpler, küçük küçük çiçekler yapabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar bana eşlik ettiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.
Kavanozu hazırlarken sadece üst kısmına yapıştırma yaptım. Alt kısmına annem için küçük bir not yazacağım çünkü. Bu çalışmayı kağıt yerine fon kartonu ile de yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Şimdi anneme mesajımı yazıyorum. Kavanozun alt kısmına öpücük atan emoji ağzı çizdim. Üst kısmına da gözlerini çizdim. Kağıdı katlayıp kapattığımızda, yani kavanozumuzu kapattığımızda öpücük atan bir emoji olacak. Ve karton bu şekilde bitti. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.